3 günde kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tabii ki yerel yönetimlerin kendilerine aldığı görev bilincinde pozisyonları vardır. Onlar, bizler belediye olarak ne yaparız? Yol yaparız, kanal yaparız, suları getiririz. Efendim çok değişik etkinliklerimiz vardır. Ama derneklerimizin de sivil toplum kuruluşlarında, bölgelerde, bulundukları yerlerde insanların çoğulculukla katılarak, birbirlerinden ellerinden tutarak bazı değerlerine sahip olması lazım. Şimdi bakın bu derneğin adını güzel koymuşlar. Tebrik ediyorum. Turizm. Ayvacık'ta turizm yok mu? Ayvacık'ta turizmin temelleri atıldı. Çok güzeli ve çok ahenklisi yapılacak. Neden biliyor musunuz? Bazen hep bize söylüyorlar. Bazı konularda bölge geç kaldı. Geç kaldı da boş kalmadı. Çok güzel insanlar katıldı aramıza. Hiçbir şey geç değildir. Bugünden itibaren yeni bir gün başlar turizmde. Bir proje çerçevesinde çok daha değişik sunumlar, organizeler halkla birlikte yapılabilir. Bu Ayvacık'ta bir eksiklikti merkezde. Şimdi ben herkesi davet ediyorum. Gelsinler bu derneğe üye olsunlar. Turizm bizim lokomotifimizdir. Bakın hepsi iç içe. Turizm, kültür, spor, bunların hepsi iç içe olan şeyler. Birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Ayvacık 78 kilometre kıyısı var. İşte en çok göze batan nedir? Atalarımızın milattan önceki dönemlerde de bize bıraktığı ören yerleridir. Ören yerleri nereleri bunlar? İşte Assos, Apollon Simitio. Bunlar Ayvacık'ın içinde olan yerler. Peki kim gelip görebiliyor? Yoldan yüzlerce araba geçiyor. İşte birkaç tanesi giriyor. Esnafımız kaçından faydalanabiliyor? Bunları dile getirecek, bunları halka daha çok açabilecek sadece yerel yönetimler değil, siyasi kurumlar değil. Bu sivil toplum kuruluşlarında mücadele etmesi lazım. İşte bu dernek inşallah bu açığı kapatacak. Hep düşüncem şu, dernekler kuruluyor. Bakın önemli, iddialı bir laf söylüyorum. Efendim kooperatifler kuruluyor, oh bir masa konuluyor, bir başkan geliyor oturuyor oraya. Gelsin çaylar, gitsin kahveler. He? Bir de araba, bir de maaş. Yok öyle dava. İnşallah bu dernek öyle olmayacak. Bakın gene diyorum. Bu dernek üyelerine lütfen halkla birlikte el ele çalışın. Gelsin çaylar, gitsin kahveler, bilmem ne. Olmaz ki abi. Yani adama sen mekan mı açıyorsun? Yoksa iş mi yapmak için çıkıyorsun piyasaya? Maalesef öyle eksikliklerle bir yere varmakta zorluk çekiyoruz. Derneğimizin yapacağı çok şey var. Çünkü sıfırdan kurulmuş bir dernek. Ayvacık'ı çok iyi inceleyip bilen insanların içinde bulunup onları, o güzellikleri halkla tanıştırmak. Turizm dedik. Doğa. Doğa o kadar güzel şeyler sunmuş ki bize ya. Denizimiz hemen dibimizde. Denizin kenarında olmasın mı? Olsun. Biz 17 kilometre merkez olarak içerideyiz. Bunu çok iyi işlemek lazım. Ayvacık bugüne kadar Türkiye'de bilinen bir yer değildi. Ama Assos dediğiniz zaman dünyanın bir bölümü bilir. Her taraf bilmiyor da. Hele hele ben Avrupa'ya dışarı gittiğim zaman Truva, Dardanel dedim mi bütün dünya biliyor ya. Bilmeyen bir şey yok. Ayvacık'ın ismi hep geride kaldı. Ayvacık, Assos birlikte kullanırsın. Ayvacık, Apollon Simitio birlikte kullanılsın, ne olur. Sadece biz bir mücadele verdik. Sadece isimle de olmuyor bu iş. Gestaş var ya, Gestaş gemileri. Anlatayım hikayeyi. Gestaş gemilerini, gemicilik sanayi filan değildir o. Gestaş'ın açılımı bizim kültürel varlığımız, geleneksel ev sanatları. Nedir bu? Bizim doğal boya kooperatifimizdir. Dobak. Ayvacık'ın şirketidir. Ayvacık Belediyesi'nin listesi vardır. Ayvacık Belediyesi kurucu üyedir. Dobak kurucu üyedir. Nol 2 yaptı. Üçüncü kim? Özel idare. Dördüncü kim? Çanakkale Belediyesi.
Beşinci de ticaret odası. Genel kurulda bizim iki oyumuz var. Bizim havacılık şirketine alınmıştır o gemiler. Ayvacındır. Ama yıllardır kimse bunları bilmiyor. Bu turizm ve kültürün sayesinde olmuştur bu. Dedim ki ya şu gemilerin ismini, bir tanesini 2007-2008 Ayvacık koyalım dedim. Ayvacık. Çanakkale Boğazı'nda gezen gemilerin birini. Maalesef bizim Ayvacık'ın işte bu tür dernekleri şeyi yok ama işte laf olsun diye demiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Sağ dışsız işimiz olmuyor. Sağ dış nedir? Birinin yanında devamlı bir şey olur. Bir şey alırsın onunla da olacak. Dediler ki bize ya Ayvacık olsun da Ebiga da olsun, Çan da olsun, Ezine de olsun. Yani onlar da olsun, neden olmasın? O gemilerin bazılarının isimleri değiştirildi. Ayvacık, Ezine, Biga. Bakın Ayvacık'ın Gestaş şirketi tarafından gerçekleştirilen bu olay Çanakkale'nin de önünü açtı. Şimdi geçen gün Ankara'ya gittik. Dedik ki ya Türk Hava Yolları'nda bir sürü uçak var. He? Buradan da hostes alınsın. Buradan da pilot geçiştirilsin. Öyle bir çalışmamız var, devam ediyor. Dedik ki Sayın Başbakanım sözüm var, uçağın birinin adını bir şey koyalım. Bir toplantıda da söyledim. Birisi dedi ki işte Gaz Dağı koyalım, bu bir değerdir. Biri dedi ki İda Dağı koyalım. Ya ne ya, ben Ayvacık koyalım istiyorum. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey de sözü vardı. Ben Ayvacık'ı valla gelmeden uçağın adını koymuş Ayvacık. Çekmiş fotoğrafını yollamışlar. Şimdi bunları dernekler olarak, kooperatifler olarak yapmakta da faydamız var. Çok yarar görürüz. Kültür. Bugün şurada oynayan ekibimizi, ilçe kültür müdürümüzü, oynayan ekibe öğretmenlik yapan arkadaşlarımıza, tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. İşte Ayvacık'ın kültürünü burada sergilediler. O çemberimde Güro'ya, nerenin şarkısı ya? Çanakkale bölgesi, bu bölge. Ayvacık'ın da etkisi var. Çemberler de yapılıyor Ayvacık'ta. Ahmetçe köyünde yapılıyor, Ayvacık'ın içinde yapılıyor. E bunları sergileyelim. Çemberimde Güro'ya. Ha Ayvacık'ın özel bir yanı var. Ne diyor? Darbukam. Darbukam'ın sesi. Mesela onu dediği zaman o darbuka hızlı vuracak. Buraya özgüdür o. Davulun tokmağı çalacak. Kültürel varlıkları bu derecede göstereceğiz. Fena değil. Sizi tebrik ediyorum. Neden? Buraya geleceğim. Dediler ki ekibi kurduk. Biz yarışmaya katılacağız. Ya görmedim ki daha yarışmaya şimdi. Hadi bakalım. Gittik. Daha yeniler. Ayvacık çocukları. Çoğu bizim belediyede çalışan arkadaşlar var. Kaymakamlıkta var. Ay ne güzel yani. Biz sağa sola giderken böyle gezilere İzmir'den Bursa'dan oyun ekipleri getirirdik. Şimdi ekiple gittik. Oturdum. İzliyorum. Çanakkale'de 11 ilçeden katılanlar var. O bizim bir ekip çıktı ki o kadar gözüme hoş geldi. Şimdi çok yerde Ayvacıklı'yı göremiyoruz biz. Böyle hasretle bakıyoruz. Devlet dairelerinde de yok. Onlar memleketimizin insanı ama ben de istiyorum Ayvacıklı Çanakkale'li olsun. Ankara'da da yok doğru düzgün. Ya bir baktım. Bana çok güzel geldi oynadıkları oyun. Helal olsun dedim. Dur bakalım. Derecemiz ne olacak? Bakın o kadar ekip içinde şu Ayvacık yerlileri, çocuklar çok uzun zaman değil, kısa zamanda çok güzel şey başardılar ve Çanakkale'de ikinci olarak geldiler. Bir dahaki yıl inşallah birinci de olacak. Bu oyunumuz, sporcularımız, spor diyoruz. Hiç salon yoktu, kapalı salon. Açık biz böyle tesis yaptık. Bizim zamanımızda bir pota buraya, bir pota buraya maça çıktık. Öğreten de yoktu başımızda. Ortaokuldan bahsediyorum 1970'li yıllarda. Ya arkadaşım biri aldı topu. Bu kale bizim pota. Karşıya gol atacağına, basket atacağına döndü bize atıyor. Adam mesela kuralı dahi bilmezken mücadeleler ederek nerelere 3 tane kapalı spor salonu oldu. Ve bizim çocuklarımız 3-4 yıldır Çanakkale birincisi, bölge birincisi
ve Türkiye finallerine gitti. 8 takım arasından 6. oldular ya. Ben onları da burada tebrik ediyorum. Öğretmenlerine tebrik ediyorum. Ama çoğumuzun bunlardan haberi yok. İnşallah bu dernekle bunlar da yayılacaktır. Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Dışarı deplasman diye maçlara gidiyorlar ya. O çocukların ne anası gidiyor ne babası gidiyor. Vallahi muhalif takımlar bizi alkışlıyor. Biz gidip kendi takımımızı alkışlayıp sahip çıkmamız lazım. Öyle değil mi? Bu deplasmanı var, bir yeri var, kendi yeri var. E kendi yerinde de pek ilgi yok. Bu ilgiyi de arttırmamız lazım. Destek olmamız lazım. İşte kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler, turizm faaliyetleri ve doğa. İşte doğa bilincini de elimizden geldiğince biz anlatmaya çalışıyoruz. Ama o konuda, doğa konusunda biz Ayvacık'ta bayağı başarılıyız. Çünkü küçük kuyudan itibaren girin Babakale'ye kadar. He? Talan edilmiş yer var mı? Yok bence. Gidin küçük kuyudan öbür tarafa. Bütün deniz kenarlı bina yapı. İnşallah Ayvacık öyle yığın yapı olmayacak. Dolasıyla, mantıklı çalışmalarıyla, planlarıyla gelişmiş bir Ayvacık olacak. Şurada uzatmayayım ezan okunuyor ama Ayvacık artık eski Ayvacık değil, bunu iyi bilin. Ayvacık kendi ayakları üzerinde duran, Türkiye'de hatta Avrupa'da ses getiren bir Ayvacık. Bu dernekle hayırlı uğurlu olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımcılara. Sağ olun. Tamam. Tamam herhalde. Tamam. Açacak mısınız? Bugün Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneği'ni açtık. Tüm Ayvacıklara ve herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Bu dernekte güzel işler yapacağımıza inanıyorum ben arkadaşlarımla birlikte. Bir ekibiz. Bu ekiple her şey çok güzel olacak. Turizmi, kültürü, doğamızı ve sporu insanlara tanıtmayı amaçlıyoruz. Herkese hayırlı olsun diyorum.